sevk koyduk. Ama Ermenistan diasporanın ve diğer ülkelerin güdümünden çıkıp kendi siyasetini izleyemediği için netice alamadık. Ermenistan'a kapımız hala açık. Sözde soykırım iddiaları ve Karabağ'ın işgali konusunda olumlu adımlar atmaları halinde kendileriyle her türlü işbirliğine varız. Bu iradeyi, bu cesareti gösterecek Ermeni siyasetçileriyle, Ermenistan yöneticileriyle görüşmeye, konuşmaya daima hazırız. Ama önce Karabağ sorunu hallolacak. Burada Amerika üzerine düşen görevi hala yapmadı. Rusya üzerine düşen görevi hala yapmadı. Fransa üzerine düşen görevi hala yapmadı. Minsk üçlüsü, uluslararası kurumlar Azerbaycan'ı haklı gösterdiği halde onlar Azerbaycan'ın hukukunu korumadılar. Soykırım meselesini siyasetin değil, tarihçilerin tartışma konusu haline getirdiğimizde zaten konu büyük ölçüde çözüm yoluna girmiş olacaktır. Bu yaklaşım Azerbaycanlı kardeşlerimizin de kanayan yarası, Karabağ meselesinin de çözüm yolunu kendiliğinden açacaktır. Bizim duruşumuz bu kadar net, bu kadar açık. Ama karşımızda çok farklı hesaplarla, çok farklı niyetlerle hareket eden bir kesim var. Şimdi ben buradan Kocaeli'nden tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Özellikle de 7 Haziran için sesleniyorum. Ermeniler bu meselede adeta Türkiye karşıtı cephenin bir piyonu durumuna düşürülmüş durumda. Biz bu çağrımızla aslında Ermenilere de kendi iradelerine sahip çıkma imkanı veriyoruz. Türkiye vefalı bir ülkedir. Dostlarına yardımcı olma, fayda sağlama konusunda Türkiye ile kıyaslanabilecek pek az ülke vardır. Ben bir kez daha Ermenilere bu fırsatı değerlendirme çağrısı yapıyorum. Gelin beyhude çabaları bir tarafa bırakın. Şayet niyetiniz üzüm yemekse, Avrupa Birliği parlamentosu diyor ki arşivlerinizi açın. Bizim arşivler açık ya. Biz 10 yıldır, 15 yıldır bunu söylüyoruz. Ermenistan'ın arşivi varsa açsın. Başka ülkelerin varsa açsın. Bizimki zaten açık. Ama bunlar Türkiye'yi takip etmiyorlar ki. Elinizdeki belgeleri, dokümanları getirin. Ortak bir komisyon kuralım. Otursunlar, meseleyi tüm yönleriyle araştırsınlar. Değerlendirsinler. Objektif olarak adil bir hafızaya ulaşsınlar. Biz de yolumuza devam edelim. Tabii burada bir hususu daha ifade etmeden geçemeyeceğim. Şimdi kardeşlerim, şuna dikkat edin. Hanım kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, bakın buna dikkat edin. 7 Haziran ve sonrası. Bu çok önemli. Terör örgütünün güdümünde siyaset yapan bir partinin genel başkanı çıkmış, bu mesnetsiz Ermeni iddialarına iftiralarla sahip çıkıyor.